18 Ocak Pazartesi, Cumhuriyet Gazetesi, Mehmet Ali Güller, Arap NATO'su yerine Orta Doğu NATO'su. İran, Trump döneminin bitmesinden en memnun ülke. Öyle ki İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, Trump yönetiminin olmadığı bir dünya daha güzel olacak iddiasında. Trump'ın ticaret savaşı açtığı Çin'de, Trump döneminde ilişkilerimiz hiç ilerlemedi diyen Rusya'da tablodan memnun. Kuşkusuz üç başkentte Amerika Birleşik Devletleri'nin Biden döneminde de kendilerini hedef almayı sürdüreceğini iyi biliyor. Trump'ın 4 yıllık başkanlığı boyunca en çok hedef aldığı ülkelerin başında İran geldi. Acımasız bir ambargo uyguladı, İran halkının ilacı erişimini bile hedef aldı. Körfez ülkelerinin silahlandırılmasından Arap-İsrail cephesi örülmesine kadar pek çok Amerikan gelişimi doğrudan İran'ı hedef alıyordu. Trump, kongre baskınına, azil sürecine, başkanlığının bitmek üzere olmasına rağmen İsrail'i kollayan ve İran'ı hedef alan çabalarını sürdürüyor. Başkanlığının bitmesine 5 kala bakın neler yaptı. 1. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Birleşik Komutanlık Planı'nda değişiklik yaparak İsrail'i Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı'nın yetki alanından çıkarıp Merkez Kuvvetler Komutanlığı yetki alanına dahil ettiğini açıkladı. Böylece Trump, İsrail'e körfez ülkelerini İran'a karşı tek askeri çatı altında birleştirmiş oldu. 2. Beyaz Saray bir yazılı açıklamayla Trump'ın son önemli hamlelerinden birini duyurdu. Bugün hem Birleşik Arap Emirlikleri'nin hem de Bahreyn'in Amerika Birleşik Devletleri'nin başlıca güvenlik ortağı olarak tanındığını duyuruyoruz. Böylece ABD'nin başlıca güvenlik ortağı olan Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn, İsrail'in de İran'a karşı müttefiki olmuş oluyor. 3. Beyaz Saray bir yazılı açıklama yaparak Trump'ın Fas Kralı 6. Muhammed'e liyakat madalyası verdiğini duyurdu. Trump'ın madalyasının gerekçesi, 6. Muhammed'in İsrail ilişkilerini normalleştirmesi dahil Orta Doğu barış sürecine katkısıyla Orta Doğu ve Kuzey Afrika'yı yeniden şekillendiren vizyon ve cesareti olarak duyuruldu. Trump, başkanlığının son birkaç ayına sıkıştırdığı Arap-İsrail normalleşme hedefini önemli oranda gerçekleştirdi başkanlığının bitmesine 5 gün kala da tabloyu İsrail adına sağlamlaştırıyor. Körfez ülkelerini resmi olarak ABD'nin güvenlik ortağı yapıyor. Bu ortaklarını da İsrail ile birlikte tek askeri çatı altına alıyor. Böylece esas hedefi olan Arap NATO'su içinde tuğla yığmış oluyor. İran'a karşı Arap NATO'su diye nitelenen ittifak, Orta Doğu Stratejik İttifakı isimli yapıydı. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn, Katar, Umman, Mısır, Ürdün ve Amerika Birleşik Devletleri'nden oluşuyordu. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bölgede sorunları aşabilecek bir koalisyon ve Arap gücü istiyoruz, diyordu. Katar, Körfez'le barıştırıldı. Şimdi Trump, İsrail'le Körfez ülkelerini kendi tek askeri çatısı altında birleştirirken, fiilen İsrail'in de Orta Doğu Stratejik İttifakı'na dahil edilmesinin önünü açmış oldu. Böylece Arap NATO'su yerini İran'a karşı Orta Doğu NATO'suna bırakmış olacak. Kuşkusuz şu sorular var. Birincisi Biden, Trump'ın doğrudan İran'ı askeri olarak kuşatan bu çizgisini sürdürecek mi? İkincisi Biden bu çizgiyi sürdürmek istese bile ABD'nin bunu hayata geçirecek gücü var mı? Üçüncüsü Türkiye başta bölge ülkelerinin tutumu ne olur? Öngörüm şu, Arap NATO'su Mısır'ın varlığına rağmen kağıt üzerinde kalmıştı. Orta Doğu NATO'su da İsrail'in varlığına rağmen kağıt üzerinde kalacaktır. Orta Doğu'da bu tür projelerin hayata geçebilmesinin yolu, Washington'un Ankara'yı bu projelere dahil edebilmesine bağlıdır. Ancak Biden yönetimindeki Amerika Birleşik Devletleri'ne beyaz sayfa açmak isteyen AKP hükümetine rağmen Türkiye'nin dahil olabileceği bir proje değildir bu. Dahası ABD'nin Mısır-İsrail Körfez Üçgeni'nde inşa edeceği Orta Doğu NATO'su bölgede çok önemli bir dörtlü ittifakın yolunu açar. Türkiye, İran, Irak ve Suriye.